hastalarda tedavi yöntemleri neler? Evet, tekrar engebelik kaybı olan hastalarımız dediğim gibi 2'den fazla özellikle klinik olarak ispatlanmış gebeliği var ve daha önceden kayıpları olan hastalarımızı incelerken az önce bahsettiğim nedenlere yönelik. Acaba bir neden bulabilecek miyiz? Altayadan sebep bulabilecek miyiz? Çünkü %40-50'sinde dediğim gibi hiçbir sebep bulamayabiliyorsunuz. Acaba bir sebep bulabilecek miyiz? Öncelikle öyle bir çiftle, öyle bir anne adayıyla karşılaştığımız zaman gerçekten önceki gebeliklerin öyküsünü çok iyi anlamak lazım, çok iyi dinlemek lazım. Önceki gebelik kayıpları kaç haftada oldu? Kese görülmüş müydü? Kalp atımları çıkmış mıydı? Yoksa bir kimyasal gebelik dediğimiz daha kese görülmeden gebelik oluşma aşamasındaki yaşanan kayıplar mı? Bunların kategorize edilmesi, sınıflandırılması çok önem arz ediyor bakış açımızda. İlerleyen haftalardaki gebelik kayıpları farklı kategoridedir. Çok erken dönemdeki gebelik kayıpları farklı kategoridedir ve benzer haftalarda aynı olumsuz sonucun tekrarlama potansiyeli daha yüksektir aynı hasta için. Onun için hastayı iyice dinlemek, aile öyküsünü iyice dinlemek, ailede genetik hastalıklar açısından yaygın bir genetik hastalık var mı? Genel olarak eşinin ve kendisinin ailesinde akraba evliliği var mı? Bütün bunları dahil olmak üzere detaylıca bir hastanın önce öyküsünü iyice dinlemek ve anlamak lazım. Akraba gebelik evliliği de önemli değil tabii mi? Tabii ki yani akraba evliliklerinde artan genetik anormallikler olabiliyor. Tabii her akraba evliliğinde olacak diye bir şey yok. Akrabalığın derecesi ve akraba olunan o ailede, o sülalede genetik olarak bir hastalık mevcudiyeti var mı yok mu? Ne tür hastalıklar var? Bunlar geçiş gösterdiği zaman ne tarz bir klinikle ortaya çıkıyor, ne tür hastalıklar var, onları bilmekte fayda var. Bunların hepsi bilinmeli ve dinlenmeli. Belki de çok basit bir ayrıntı bizi sonuca götürebilir bu tarz konularda. Bunu yaptıktan sonra öncelikle anne adayının detaylı bir jinekolojik muayenesinin yapılması gerekiyor. Rahim yumurtalıklarda yapısal olarak bir anormallik var mı? Düşükleri açıklayacak bir altta yatan bir sebep var mı, yok mu? Şüphelenilen durumlarda veyahut rutin olarak bile rahim filmi çekilebilir. Rahim duvarının anatomisini, yani gebeliğin esas olarak yerleştiği ve tutunmaya çalıştığı yer rahim duvarıdır. Anatomisini bize en iyi gösteren şeylerden biri rahim filmi. Aynı zamanda tüplerin durumunu da bize gösterir. Şüphelenilen durumlarda rahim duvarı ile ilgili yapışıklıklar olabilir. Daha önceki düşük ve kürtajlara bağlı yapışıklıklar olabilir. Rahim duvarı içerisinde miyomlar olabilir. Altten kamerayla histeriskop dediğimiz yöntemle bu tarz sorunlar çözülüp çok olumlu sonuçlar alınabiliyor. Mesela anatomik nedenlerden dolayı bu aslında en kolay çözülecek şey. Yani sebep belli, sonuç çok verimli bir şekilde alınabiliyor. %80-90'lara varana kadar, %70-90 civarı canlı gebelik oranları var mesela. Eğer perde var, perdeyi aldınız, çok olumlu sonuç alıyorsunuz. Rahim duvarında bir sıkıntı var, onu anatomisini düzelttiğiniz rahim duvarını çok olumlu sonuç alabiliyorsunuz. Keşke hepsi böyle olsa. Yani hepsi düzeltilebilir, altta yatan nedenin bariz olduğu durumlar olsa. Ama sebepsiz olanlar biraz... Tabii sebepsiz olanlar var, çok detaylı incelenmesi gereken durumlar var. Anne ve babanın kromozom analizinin yapılması, mesela altta yatan nedenler, az önce bahsettiğim gibi ikisinde de farklı boyutta kromozom bozukluğu olabilir. Bu DNA dediğimiz analizler yapılmalı. Kromozom yapısal bozuklukları, sayısal bozuklukları var mı? Onlara bakılması gerekiyor. Bu evlilik öncesinde araştırma... Yok, onlar tamamen bizim herhalde yani evlenme prosedürlerinde kan grupları, belli bölgelerde, yaygın görüldüğü bölgelerde talasemi ve orak hücreli anemi taşıyıcılığı gibi şeylere bakılıyor diye biliyorum. Yani tabii biz de evlendiğimizde bize kromozom analizi yapılmadı. Öyle Türkiye'de rutin öyle bir uygulama yok tabii ki. Olması da gerekmiyor. Evet. Sadece sorun karşılaşılan durumlarda. Bütün gebelik kayıpları içerisinde %3-5'lik bir kısmı aslında tekrarlayan gebelik kayıplarında bu kromozom yani paternal anne babadaki kromozom bozukluklarından dolayı olduğu biliniyor. O yüzden araştırmasında fayda oluyor onun. Tiroid, şeker, bazı hormon obezite ile ilgili bazı tahliller, bizim bazı hormonal bozukluklar gebelik kayıplarıyla ilişkili olabiliyor. Androjen dediğimiz bu testosteron grubu, hormonların yüksek olması, prolaktin dediğimiz süt hormonun yüksekliği
tekrar engelleyip gebelik kayıplarında hakikaten rol alabiliyor. Prolaktinin düzeltilmesi gebelik kaybını azaltabiliyor. Bazı hormon tetikleri dediğim gibi bunların yapılması gerekiyor. Özellikle antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz bir durum var. Bu kan pıhtılaşması ile ilgili olan bir durum. Bu aslında birçok farklı kan pıhtılaşması bozukluğu var. Ve en popüler olan aslında bu konuyla ilgili, bu tekrarlı engebelik kayıplarında en popüler olan kısmı burası. En çok araştırılan, en çok yanıtsız sorusu olan bölüm de burası. Biraz çelişkili bilgiler var bununla ilgili. Ama çelişkisiz olan bir tane var, antifosfolipid antikor sendromu dediğimiz. Bu da pıhtılaşmayla ilgili bir şey. Kanın pıhtılaşmasına sebep olarak bebeğe, plasentaya, plasentadan bebeğe yeterince kan gitmesini engelleyerek, orada pıhtılar oluşturarak gebeliğin büyümesini, gelişmesini, sağlıklı bir şekilde ilerlemesini bu pıhtılar engelliyor. Yeterince kan pompalanamadığı için anne karnında gelişememeyle ölümle sonuçlanıyor gebelikler. Zaten tanı koyarken de bunlara hem bununla ilgili koyulan tanı testleri var, tahliller var, antikardiyolipin antikorları, lupus antikoagülanları, ama klinik olarak da 3 tane mesela 10 hafta altı gebelik kaybı varsa ya da bir tane 10 hafta üzerinde daha önceden kalp atımı var da kalp atımı durmuş, kaybedilmiş bir gebelik kaybı varsa ya da 34 hafta altında preeklamsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi diye tabir edilen halk dilinde gebelik tansiyonu ve idrarda protein kaçağıyla giden bir hastalık, gelişme geriliği ya da geç bebek ölümü varsa bunlar tanı ve beraberinde laboratuvar testlerinin iki kere tekrarlanması, uzun arayla iki kere tekrarlandığında pozitif geliyorsa antifosfolipid antikor sendromu diyebiliyoruz o hastaya. Bu neden önemli? Neden özellikle buraya geldik? Tedavi verildiği zaman çok olumlu anlamda fayda görülebiliyor bu grup hastalarda. Başka kalısal trombofili bozuklukları da var. Kan pıhtılaşmasına sebep olan, bu trombofili dediğimiz kan pıhtılaşma bozuklukları diyelim. Kanın pıhtılaşma ve cıvıklaşmasını sağlayan mekanizmalarda bir yerde bozukluk var diye düşünün ve yeterince bebeğe kan gidemiyor ve bu yüzden kalp atımı duruyor, gelişemiyor, ilerlemiyor o gebelik. Kan sulandırıcı ilaçlar verildiği zaman fayda eder mi acaba bu tarz durumlarda? O antifosfolipid antikor sendromu için evet, cevap kesinlikle onda. Yani evet diyebiliriz. Onda koraspin dediğimiz bu düşük doz aspirin, evet, aspirin beraberinde kan sulandırıcı iğne, heparin grubu iğnelerle çok olumlu sonuçlar alınabiliyor o hastalarda. Çok artan oranda bir canlı doğum oranları izlenebiliyor. Bazı farklı kan pıhtılaşma bozuklukları da var. Bunların bir kısmının etkisi gebelikteki bu gebelik kayıplarına, bu pıhtılaşma bozukluklarının etkisi net olarak bilinemiyor. Bir kısmının riske attırdığı biliniyor. Hepsinin taranması şart değil ama özellikle taranması gereken protein C, protein S, protrombin gen mutasyonu dediğimiz belli başlı pıhtılaşma bozuklukları da var. Dediğim gibi bunların bir kısmının sonucu etkisi var. Taranmasının ve tedavisinin bir kısmının etkileri tartışmalı. Ama dediğim gibi biz hekim olarak bu tarz tahlillerin yapılmasını özellikle bu tekrar engebelik kaybı olan hastalarımızda talep ediyoruz. İkincisi, eğer ki bir gebelik kaybı tekrarlıyorsa gerçekten bebeğin az önce bahsettiğim gibi erken gebelik dönemindeki kayıpların yarısından fazlası hemen hemen bebekten kaynaklı. Bunun bilinmesi aslında hem psikolojik olarak rahatlatıcı hem de sonraki gebeliklerin seyri açısından iyi bir fikir verici bir tetkik olur. Bebekteki kromozom analizinin tespit edilme imkanı var mı? Var. Biz bir gebeliğin sorulandığını gördüğümüz zaman kalp atımları durmuş, kese içerisinde kalp atımı yok ve benzeri durumlarda genellikle ya kendiliğinden düşük ya da kürtaj önerilir. Bu tarz durumlarda kürtaj yapıldığı zaman o kürtaj materyalinden, düşük materyalinden genetik analiz yapılabiliyor. Bazen sonuç veremeyebilse de sonuç alındığı zaman bebekteki kromozom bozukluğu tespit edilebiliyor. Yani anneye babaya şunu diyebiliyoruz öyle bir durumda. Bakın, sizin bu ikinci düşüğünüz ama ilkini bilmiyoruz ama şu an
karşımızdaki bu genetik sonuca göre bu bebekte şu şu kusur varmış. Yani bu bebekteki kusurdan dolayı olmuş olan bir kayıp. Bu birincisi daha az üzücü hale getiriyor. İkincisi bebek kaynaklıysa ve gerçekten tespit edilmiş başka bir sorun yoksa sonraki gebeliğin bebeğin sağlıklı olması halinde çok daha yüksek ihtimalle canlı doğumla sonuçlanacağı fikrini verir bize. Yani anneye ait bir şey yok. Babaya ait bir şey yok ortada. Kusur, anormallik, embriyonun kendisinden kaynaklıydı. Bu tamamen tesadüfi de olabilir. Bir sonrakinde daha sağlıklı bir bebek oluşursa sende bir sorun yok. Sen bunu taşırsın belki de 9 ay diyebilme şansımız olabiliyor. %50-60 tabii ki, tabii ki kesinlikle. Bunun, şimdi bazı kuruluşlar, cemiyetler, örgütler ilkinden itibaren bu genetik analizi önerebiliyor. Bazıları 2'den 3'ten sonra genetik analiz yapılsın denilebiliyor. Bunların hepsi biraz da psikolojik etmenler, biraz da tıbbın o günkü güncel bilgileri de düşünülerek hastayla birlikte değerlendirilerek karar alınması gereken şeyler. Detaylı bir araştırma yapılmasına rağmen bunu akıldan çıkarmayalım, hiçbir zaman hiçbir şey de bulunmayabilir. Evet. Tekrarlayan gebelik kayıpları içerisinde öyle kalınabilir yani. Ama hiçbir şey. Ama önceden bebekte genetik analiz yapılmışsa, bebeğe genetik analiz yapılmışsa düşük materyalinden, kültür materyalinden en azından açıklama yönünde de bir veri olmuş oluyor elimizde. Yani düşük materyalin genetik analizi, kültür materyalin genetik analizi yapılmışsa en azından öncekinin sebebini biliyorduk. Bebekteki kusurdan dolayı bir düşük gerçekleşmişti. Bir sağlıksızlık durumu bebekten kaynaklıydı diyebilme şansımız olabiliyor. Ama sonrasında sağlıklı bir bebek dünyaya da geliyor. Tabii ki. Şimdi Altea'dan nedenin düzeltilmesine bağlı olarak gebelik oranları çok ciddi oranda yükselebiliyor. Dediğim gibi keşke her hastada sebebi bu, tedavisi de bu diyebilsek. Keşke öyle olsa. O grup hastalarımız bence sebebi bulunamayan, bir türlü hani bir yere bağlanamayan hastalarımızdan daha şanslı oluyorlar o grupta. Yani belli bir sebep bulundu ve tedavisi var, evet, ve çözüldü. Ondan sonra da yani 63 sonrası canlı gebeliği olan hastalarımız var, canlı doğumları olan hastalarımız var. Bu tabii ki o kadar uzun süren, olumsuz yaşanan bir sürü şeyden sonra güzel bir olay oluyor. Peki Süleyman Hocam, bazen işte dış gebelikle karşılaşılabiliyor. Evet, dış gebelik o kategori içerisinde değil ama verdiğiniz diğer örnek, işte gebe olduğunu bile anlamıyor, evet, ama işte bir şekilde düşükle sonuçlanmış olabiliyor. O grupta dahil edersek aslında %60-70'lerden bahsediliyor. Yani aslında oluşmaya başlamış olan gebeliklerden %30'u sadece doğumla sonuçlanıyor diye bir bilgi var mesela. Çok erken dönemde kaybedilen biyokimyasal gebelikler söz konusu. Onları bu kategoriye çok fazla sokmuyorlar aslında. Hani bu tarz durumlarda klinik olarak tespit edilen gebeliğin kaybından daha çok bahsediliyor. Yani kese oluşmuş, ondan sonra yahut kalp atımı oluşmuş, kese büyümüş, belli bir haftaya gelmiş, ondan sonra kaybedilen gebelikler. Onları da işin içine kattığımız zaman oran 2 kat falan yükseliyor normalde bildiğimiz düşük oranına göre. Ama onları da biz ciddiye alıyoruz. Hepsini, biyokimyasal gebelikler, dış gebelikler, gebelik mekanizmasında, gebelik oluşma mekanizmasında olabilecek birçok soruna işaret edebilir bunlar. Onlar da ekleniyor ve onlar da hesaba katılıyor her zaman bu tarz hastalarımıza bakarken. Ve az önce tabii Süleyman Hocam'ın konuşmasının içerisinde önemli bir detaydı. Kişinin psikolojikmen kendini rahat hissetmesi. Tabii. Aslında o strese girmemesi. Tabii. Kafasında kendisiyle işte ben bu rahatsızlığı yeneceğim demesi. Tabii. İşte ben sağlıklı bir gebe olacağım deyip de tabii önce kendisiyle... Aslında tam tersten bakmak lazım. Şöyle yani hastalığı yerine koyduğumuz zaman kendimizi... Bende bir sorun var, bizde bir sorun var, o yüzden olmuyor. Bu psikoloji çok ağır basıyor hastalarımızda. Evet. Yani herkes gebe kalıyor, doğum yapıyor. Anne ilk başta kendinde kusur aramaya başlıyor. Ama dediğimiz gibi anneye ait kusurlar bu işin ufak bir kısmı sadece. Bebeğe ait kısımlar çok daha ağır basıyor. Babaya ait nedenler olabilir, bir sürü farklı sebep olabilir. Zaten burada aslında işin anahtarı bir düşük de olsa hastada, iki düşük de olsa... Ne olursa olsun düşükle ilgili bu genel bilgilendirmelerin sakin bir ortamda, evet, hastaya bir süre ayırarak düşük çok çok sıradan bir şeymiş gibi
aksettirmeden tıbben evet çok çok ciddi bir sorun olmayabilir. Yani hastanın hayati tehlikesine sebep olabilecek çok farklı düşükler olabilir tabii ki. Septik abortuslar, çok kanamalı düşükler olabilir. Ama bu tarz erken dönem gebelik kayıpları hakkında önce hastaya, eşine detaylı bilgilendirme yapılmalı. Sonraki gebelikler için önceden yapılabilecek şeyler veyahut yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılmalı. Ve hastanın belki de gerçekten gözünde çok büyüteceği bir durumu aslında biraz daha normale çevirebiliriz. Yani engel olunabilecek konular var. Tabii engel olabilecek şeyler var. Araştırılması gerekiyor sadece ve hemen karalar bağlamamak lazım. Yani bir tane düşük olduğu zaman dediğim gibi genetik danışmanlık ve psikolojik danışmanlık bu konuda çok çok önemlidir. Zaten öncelikle hastanın bu durumu anlaması, bu tabloyu olduğu gibi görebilmesi, toplumsal baskıdan sıyrılmış bir şekilde buna bakabilmesi çok önemli. Çünkü gebelik bizim memleketimizde bir şölen havasında geçer. Gebelikle ilgili her türlü olumsuzluk olduğundan çok daha fazla yankı uyandırır. Bunu söyleyen kişi de, bunu yaşayan kişi de çok farklı yankı uyandırır söylemleri. Onun için dikkatli bir şekilde hastayı iyice, detaylıca bilgilendirmek, bu durumun aslında olabileceği, sadece kendisinde olmadığı ve tedavisinin olabileceği yönünde, bazen de sebebinin dediğim gibi bulunamadığı yönünde detaylı tıbbi bilgilendirmeler yapılmalı bence. Halk arasında bir şey. Duyduğumuz Selam Hocam şu da var. Bir kanç düşükten sonra ikiz bebeği olanlar da var. Tabii. Yani bu normal yani, normal şey. İkiz bebeği olanlar da tabii. Yani. Hiçbir farkı yok yani başkasından. Eğer rahimde ciddi bir yapısal anomali yoksa, bir sıkıntı yoksa tabii ki gebe kalabilir. Az önce dediğim gibi yani 3 kere 4 kere düşük yapanın bile, düşük yapan bir hastanın bile bir doğum yapma ihtimali %60'larda, bu az mı? Çok yüksek bir oran. Çok yüksek bir oran yani. Onun için her zaman tekrarlayan düşüklere rağmen canlı doğum ihtimalinin her zaman çok yüksek olduğunu akılda tutmakta fayda var kesinlikle. Yani Süleyman Hocam dedi ya, sevgiliz yani, karalar bağlamasınlar. Karalar bağlamasınlar tabii ki. İhmal de etmesinler. Evet. Yani bu durumu olağan gören öyle ayrı bir grup da vardır. Yani tamam, ne oluyorsa olsun okey, tamam yani yapacak bir şey yok hakikaten belki de. Ama alta yatan bir neden varsa bulunabilecek olan, onun bulunmaması da olmaz. Yani araştıracaksın, bu durumla ilgileneceksin. Belki yani, dediğiniz gibi cerrahi. Belki ufak bir müdahaleyle düzelebilecek şeydir. Mesela geç gebelik, geç düşük, yani 12. haftadan sonra tekrarlayan geç düşükler ya da çok çok erken doğumlar söz konusu olduğu zaman 20'li haftalarda rahim ağzı yetmezliği diye bir durum var, buna sebep olan mesela. 18-20 haftada düşük yaptı. Bir sonraki de 24-26 haftada doğurdu. Yaşadı veyahut yaşamadı. Çok erken haftalar bunlar tabii ki doğum için. Sonra yine böyle oldu. Aslında bunun adı rahim ağzı yetmezliği büyük ihtimalle. Ve 3. ayında gebeliğin 11-14 hafta arasında rahim ağzına bir dikiş atılmakla 36-37 haftalara kadar varacak mesela. Yani dediğim gibi bu tarz durumlar var bizim biraz işe yaradığımız. Eğer bizim yaptığımız bir şeyin, ya tıbbın yapacağı bir şeyin işe yarayacağı bir durum varsa onların araştırılmasını sağlamak lazım. Tabii burada hekiminize güveneceksiniz. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. İşte az önce güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii. Danışmanlık dediniz. Tabii ki. En önemlisi bu konularda danışmanlık. Yanlış bilinen şeyler, hastayı yanlış yönlendirebiliyor. Belki çok şey yanlış. Ne aşırı rahatlık iyi değil. Yani ne hiç önemsemek doğru değil. Evhamlılık değil. Sonrası için şimdiden kaygıya girmek doğru değil. Bir gebelik kaybımız oldu, iki gebelik kaybımız oldu. Tamam, artık hayatımızda hiç çocuk sahibi olamayacağız düşüncesine kapılmak da doğru değil. Dediğim gibi 6-7 gebelik kaybından sonra bile doğum yapan bir sürü hasta var. Yeter ki doğru tespitler yapılsın, doğru yoldan yürünsün. Hakikaten bazen bizim de çok fazla katkıda bulunamayacağımız durumlar olabilir. Değiştiremeyeceğimiz durumlar olabilir. Bazen de tüp bebek çözümü olabiliyor bunda. Evet.
tekrarlayan gebelik kayıplarında tabii yani tüp bebekte yapılan preimplantasyon genetik tanı dediğimiz bir şey var. Diyelim ki az önce bahsettiğimiz gibi sürekli anormal bebek denk geliyor gerçekten bir şekilde ve tutunamıyor anormal olduğu için. Annede bir sorun yok rahminde, babada ayrıca bir sorun yok. Ama kromozomal anomaliler, özellikle bu en sık görülen erken gebelik kayıplarında trizoma 16 dediğimiz bir durum var. Monozomu X dediğimiz bir durum var. Hatta yapılan bazı incelemelerde biz görüyoruz bu sonuçları. Hakikaten de bebekte bir özür varmış, ciddi bir kusur varmış. Bunu engellemenin yolu olabiliyor mu? Olabiliyor tabii ki. Embriyo oluşturulduktan sonra tüp bebek yöntemiyle embriyodan biyopsi yapılıyor ve genetik incelemeye gönderiliyor bu. Genetik inceleme sonucunda normal insan kromozomlarına sahip olduğu tespit edilen bebekler yerleştiriliyor oraya, embriyolara yerleştiriliyor. Bu şekilde sağlıklı gebelik elde eden çok hasta oluyor. Ve çok da sağlıklı bebekler de dünyaya geliyor. Tabii kesinlikle. En azından o bebek, o embriyo yerleştirilirken onda bir kromozomal bozukluk, bir anormallik olmadığı bilinerek yerleştirilmiş oluyor. Bu sebepten dolayı sürekli tekrarlayan düşüyor olan hastalarımızda iyi çözümlerden biri mesela. Yeter ki nedene yönelik araştırmalar yapılabilsin. Bir şeyler bulunursa ne ala dediğim gibi. Yani her zaman şundandır diyemiyoruz. Ama kesinlikle umutsuzluk gerektiren bir durum yok ortada.